Eksi bir. Eren! Eren! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Eren! Ay! Ay! Eren sen niye ağlıyorsun? Eren! Barış! Ve yine Eren! Her şeyi unuttuğum yetmiyormuş gibi şimdi de halüsinasyon görmeye başladım. Düzüm vallahi. Ya Eren anlamıyorum neler oluyor? Hanginiz Eren? Ben kimim? Burası neresi? Ay ben de anlamıyorum. Hatta hatırlamıyorum. Kahretsin! Tamam sus Gülçin. Daha fazla karıştırma. Zaten koptum. Anlamayacak bir şey yok Barış. Senin de bana olduğun ortaya çıktı. Ama ben seni o... Yani onu sen ne bileyim ya üf. Saçmalama. Benim ona benzer bir yanım var mı sence? Ama Eren baksana. Tıpkı sen. Hı? Ya kendine aynaya bakıyormuş gibi hissetmiyor musun? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Gözlükleri çıkarınca aynı sana benzemiş Eren. Ama yine her zamanki gibi rüküş. Sensin rüküş sarışın. Bak gördün mü? Gülçin de sen zannettin. Gözlerinin içine baksaydın ben olmadığımı anlardın. Ya peki kim bu? Eren'in kuzeni. İpek. Ya aşkım, ben nereden bilebilirdim ki? Barış lütfen. Hala gördüğüm şeyin şokunu atlatmaya çalışıyorum. Lütfen git artık. Pek de duygusallar. Ne var canım bunda? Ay ay. Oh. Hah, buradaymış. Ah, iyi ki kırılmamış. Ah. Ah. Ay. Hatırlıyor musun? Küçükken çok sevdiğim bir oyuncağım vardı. Toby. Aslında Toby kaybolmamıştı. Onu ben almıştım. Daha doğrusu çalmıştım. Niye anlatıyorsun şimdi bunu? Ayrıca da salak değilim biliyordum. Hiçbir şey söylemedin ama o zaman. Ben kendimi bildim bileli sana özendim. Güzel şeyler her zaman senin olurdu. Sizinkiler de bizimkiler de sürekli seni çımartırlardı. Çünkü sen iyiydin, sen sevimliydin, kusursuzdun. Bana gelince beni her zaman yaramaz, afacan bir çocuk olarak gördüler. Arada bir babam bununla övünürdü bile. Ben de sahip olduğum tek özelliği olabildiğince iyi kullanmaya çalıştım. Gördüğün gibi de gayet başarılıyım. Ama sanırım artık bundan vazgeçmenin zamanı geldi.
Merak etme. Toby'ye çok iyi baktım. Üzgünüm. Bugüne kadar yaptığım her şey için. Günaydın. Bakıyorum da dün gece olanlardan sonra keyfin hala yerinde. Demek öğrendiniz. Gülçin anlattı. Ya ufak bir yanlış anlaşılma, önemli değil. Ya nasıl önemli değil ya, neredeyse Boris seni aldatıyormuş. Hem de öz kuzeninle. Teknik olarak aldatma sayılmaz. İpeyi ben sanmış. Ay sen kendini kandırmaya devam et Pollyannacığım. Böyle devam ederse dünyanın en saf kız Oscar'ını Eren alacak. İstediğinizi söyleyin, umurumda değil. Önemli olan İpek'in aklının başına gelmiş olması. İpek nerede? Gitmiş. Gitmiş mi? Sana da bunu bırakmış. Artık zamanı gelmişti. Biliyorum beni hiçbir zaman affetmeyeceksin. Ama emin ol seni de, kızları da bir daha rahatsız etmeyeceğim İpek. Şuna bak, artist. Şeytan diyor şöyle elini tersle bir tane patlat, bir daha ayağa kalkamasın. Ne haber Muti? Nereden bu samimiyet? Yine dersinden mi kalktın oğlum? Hop, dur bakalım. Kimlik rica edeyim. Muti kendine gel. Tanımadın mı beni oğlum? Bu okula girip çıkan bütün zibideleri tanırım. Ama seni ilk defa görüyorum. Üstelik yaşa başa bakılırsa çok girip çıkmışlığım var galiba. Saçmalama Muti, benim Erol. Hangi Erol? Erol Büyükburç mu? Oğlum saçmalama, okul müdürü Erol Güven. Bak doğru konuş, şimdi alırım havanı. Allah Allah. Al bak bakalım ne yazıyor burada. Ha? Eren aklıma çok iyi bir fikir geldi. Yandık desene. Ne yani, benim aklıma iyi bir fikir gelemiyor mu? Gelir gelmesine de kesin altında bir hinlik yatıyordur. Masum bir hinlik. Ne kadar masum? Çocukları kıskandırmaya yetecek kadar tatlım. İşte şimdi ilgimi çekmeyi başardın. Anlat bakalım. Şimdi bak. Baban nasıl oldu? İyi. Hastaneden çıkardık. Evde dinleniyor. Sevindim. Sen nasılsın? Daha iyiyim Yasemin. Sanırım bu şok hepimizin aklını başına getirdi. Özellikle babamın. Ha, bu arada unutmadan annem yarın akşam seni yemeğe davet etti. Yemeğe? Evet. Seni uyanık seni. Demek Erol Bey'i saf dışı edip hemen yerine geçtin ha? Ruslarla mı birliktesin? Oğlum saçmalama, ne Rus'u? O zaman Mossad. Ama bana yutturamazsın. Oğlum bırak şunu, bu kimliğe bir şey olursa var. Ne oluyor Erol Bey, ne bu hal? Ya sormayın Bayan Berbatov. Muti kendini kaybetti yine. Ben onu sormuyorum. O zaten çatlak. Size ne oldu? Ne bu kıyafet? He, haklısınız. Biraz kilo almışım. dar geldi tabii. Kaç zamandır giymediğim için. bak. Bir de inkar ediyorsun. Neyi? Diğer Rus ajanla işbirliği içindesin. Allah Allah Muti. Bak, şimdi benim kim olduğumu anlayacaksın. Nasıl anlayacakmışım? CIA kursundaki hocanın adı Jerry Levington. Erol hocam. Erol Bey. Bu konuyu istifa verirken konuşuruz Muti. Erol Bey, yazık, biliyorsunuz o biraz tuhaf. Komutan Jerry'e söylemez inşallah. Ne diyorsun? Güzel fikir de.
Anlayamadım. Sen Emre'yi neden kıskandırmaya çalışıyorsun? Hani Emre senin sevgilin değildi? Henüz değil. Ha. Ama eğer olacaksa burnunu taşlamak, zımparalamak, kırmak, hatta toptan aldırmak istiyorum Eren. Ki o burnunu bir yere sokamasın. Çocuk haftalardır acı çekiyor. Sence de yetmez mi? Yetmez. Yeniden sevgilim olma hakkını kazanmak istiyorsa bir daha hata yapmayacağından emin olmam lazım. Çok güzel. Ben de varım. Eren, her yerde seni arıyorum. Ne oldu? Babam kaza geçirdi. Acil sıfır RH negatif kan bulmam lazım. E Gülçin'in kanı sıfır RH negatif değil miydi? Evet, hadi birlikte gidelim. Hadi. Cem baban hangi hastanede yatıyor? Canım, ya annene teşekkürlerimi ilet ama ben gelemem. Gelemez misin? Öf, zaten sizinkileri her gördüğümde acayip utanıyorum. Şimdi yemek falan kalsmayalım. Ciddi misin sen? Evet. Şimdi beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın. Abartma Korkut ya, alt tarafı bir yemek. Bir şeyler uydurursun hadi. Senin için basit bir yemek olabilir Yasemin. Ama benim hayatımın yemeğiydi. Ya öf, tamam üzülme. Madem senin için bu kadar önemli, bir çaresine bakacağız artık. Sizin gibi koskoca akademi müdürüne yakışıyor mu hiç? Neymiş o yakışmayan? Kıyafetiniz, küpeniz, serseri gençlere benzemişsiniz. Nasıl yani? Beni yaşlı mı buluyorsunuz? Ah, yok canım, öyle demek istemedim. Yani sadece bu çok çılgınca. Durun bakalım. Daha ne gördünüz ki? Daha iyisini de yapabilirim. Aman tanrım, Moskova Oda Orkestrası inanılmaz. Gerçekten çok naziksiniz. Bu davetimi kabul ettiğiniz anlamına mı geliyor acaba? Böyle bir şeye nasıl hayır diyebilirim ki? Güzel, buyurun. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Neredesin kızım sen ya? Tam şu an gördüğün yerdeyim. Hadi acele et, gidiyoruz Gülçin. Nereye? Kan vermeye. Cem'in babası kaza geçirmiş. Ay geçmiş olsun. Sıfır RH negatif kana ihtiyacımız var. Senin kan grubun işte Gülçin. Ama beni kan tutar. Seni kanman tutmuyor Gülçin. Lütfen Gülçin, tek çaremiz sensin. Peki. Nasılsın Gülçin? Minik gri hücre kendine gelmeye başladı mı? Ya espri yapmayı bıraksana, çocuğun babası kan bekliyor. Evet. Ama sevgilim? Sevgili falan değil, ne sevgilisi ya? Ne diyor bu ya? Tamam Gülçin, sen sonra hatırlarsın. Hadi yürü gidelim biz. Ulan bir bu eksikti. Oğlum sevgilim olduğunu unuttu ya. Takma kafayı. Baksana heyecanlanmış kız. Sonra geçer herhalde. Emin misin? Hayır ama baskette işinizi bitireceğime eminim. Sen galiba benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ben var ya, basketbol deyince kralını tanımam. Ufak at lokmaları ağzına. Bu iş öyle beste yapmaya benzemez. Ajan, eğer dizim sakatlanmasaydı şu anda NBA'de Memo yerine Mert, 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 Mert diye bağırıyor olacaklardı. Onu göreceğiz birazdan. Yalnız moralim çok bozuk. Performansımı olumsuz etkiliyor olabilir. Oo, şimdiden yan çizmeye başladım bile. Hadi. Erol hocam, oyun provanız mı var? Yok. Yani sizi böyle görmeye pek alışık değiliz de. Ne o, yakışmamış mı yoksa? Yok, ne demek? Tam tersi. Hep böyle olun. Sayenizde geçmişimle barıştım Eren. Teşekkürler hocam. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Daha ne yapacaksınız ki? Bana sadece Elif'i getirmekle kalmadınız. Hayatın yeniden ne kadar güzel bir şey olduğunu hissetmemi sağladınız. Yani bu değişiklik o yüzden mi? Bundan sonra karşınızda bambaşka bir Erol olacak. Sahi lafa daldık. Sen niçin gelmiştin Eren? Hocam, öğrencilerden birinin babası kaza geçirmiş. Acil kana ihtiyaç varmış. Kimin? Cem'in babası. Ya çok üzüldüm. Peki grubu neymiş? Hemen anons edelim. Şimdi onu hallettik de Gülçin kan veriyor. Mümkünse bir kan bağış kampanyası düzenleyebilir miyiz? Yardımlaşma kulübünün başkanı sensin. Eğer gerekiyorsa düzenleriz tabii. Biz öğrencileri organize ederiz. Acaba siz de gerekli yerlerle konuşabilir misiniz? Herhalde Kızılay'la görüşmek lazım. Bir bakalım ne yapabiliriz. Peki ne zaman olacak bu bağış kampanyası? Mümkünse hemen. Eren, bugüne yetişmez ama elimden geleni yaparım. Tamam hocam, sağ olun. Hazır mısın? Hazırsın, hazırsın.
tanıyacak mı? Herhalde şaka yapıyor değil mi? Ben de öyle umuyorum. Kolunu serbest bırak. Şimdi avucunu sık. Aç kapa, aç kapa. Bak damarını görüyor musun? Hiç acımayacak. Bayıldı Gülçin Hanım. Gülçin Hanım. Gülçin. Gülçin. Siz bana bırakın, ben ayıltırım. Gülçin. Kim çağırdı bizi bir diye abi? Ya gelirken koridorda yakalandı. Bir şey uyduramadınız. Buna ne uyduracaktık? Al sen uydur. Hadi. Hadi oğlum be. Basketbol üzerine açık oturum mu yapıyorsunuz? Ay. Hadi hadi. 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 Gözüm sende. Ne aldın tabii armaları? Bırakacağım bunları. Ağlama. Bu takımın meyli benim. Hadi başlayalım. Hadi, geç abi. Hadi. Hadi. Geç abi. Hadi. Al ver bana. Tut durun. Ver abi. Gönder. Hop. Abi tut, bırak. Bora versene şunu. Gol tut. Tutun oğlum. Hop. Hadi. Hop. Hay. Bora. Tut abi bak. Abi geçirme. Abi. Abi kafam bozuk ya. Kafam Gülçin'de. Yoksa zor geçerdin beni. Gülçin. Ne oldu? Ne işin var benim burada ya? Bir şey yok lokumum. Şimdi sakin ol. Bir sinek ısıracak seni. Ardından her şey geçecek. Ne sınayı Cemre ya? Delirdin mi sen? Hadi Hemşire Hanım, hemen alın siz. Acımadı değil mi? Yapışın çabuk çabuk. Geçti geçti. Adam. Dur dur dur. Adam dur. Ver dur. Abi ya. Hadi abi. Mola mola mola. Ya ne mola? Ne yapıyor bu ya? Ne molası? Ne yapayım abi? Konsantre olamıyorum. Belki kafam Gülçin'de. Bırak abi şu kızı düşünmeyi ne olur. Hem o çoktan unuttu bile. Şakası bile kötü ajan. Gülçin şu sarışın olan mı? Sarışın olan ne yapacaksın? Yani şimdi de ona mı göz diktin? Tabii buldun el unutkan garibini. Fırsat bu fırsat delirtme beni. Ne diyor oğlum bu ya? Sen onu aldırma. Gülçin söz konusu olduğunda sigortaları artıyor. Abi sen niye Gülçin'e benzediğini dinletmiyorsun? Basit kere basit. Ne alakası var? Ya bir sus. Dur ajan dur. Galiba bir maden bulduk. Bak şimdi. Gülçin bestelerini dinleyince sevgilisi olduğunu kesin hatırlayacaktır. Hem ne demişler? Müzik ruhun gıdasıdır. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. İyi de niye fısıldıyorsun? Ya bu kartal denen herif peşimize takılmasın diye. Ne oluyor orada ya? Taktik çalışıyoruz. Ne taktiği abi? Sen o takımda bile değilsin. Belki de yanlış taktik veriyorumdur ha. Ne yaptıkları belli değil abi. Ajan söyle bakalım. Neymiş şu meşhur fikri? Sen şimdi gidip kızların şarkılarının sözsüz kopyasını hazırlıyorsun. Evet. Ne diyor bu? Kızları akşam karaoke bara götürüyorsun. Aa süper süper süper. İşte süper, bu harika. Harika fikir. Kartal! Ne oldu abi şimdi? Baksana. Maç bitti. 2-0 kazandık. Hadi selametle. Hadi eyvallah. Nasıl yani? Zamandır buradayım. 2 saatten fazla. Cemre nerede? Arkadaşlarınız bir şeyler yemeye kafeteryaya gittiler. Peki her şey yolunda mı? Evet gayet iyisiniz. Giyinip gidebilirsiniz. Abidin Bey nasıl? Verdiniz mi kanımı? Abidin Bey kendine geldi. Size de teşekkür etmek istiyor. Odası kaç? 307. Bir üst katta sağda. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Bensiz bir hiçtin, nefes bile almak zor derdin. Ben senin her şeyindim, yalan, yalan. Erol Bey? Füsun Hanım, şaşırdınız değil mi? Doğrusunu söylemek gerekirse evet. Küpeniz de çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ama şaşırmayın. Ne demiş Mark Twain? Herkes aya benzer. Çünkü kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır. Bu bana daha çok aydınlık bir yüz gibi geldi. Haklısınız. Karanlık yüzüm artık geçmişte kaldı. Artık hep güleç ve aydınlık bir yüzüm olacak Füsun Hanım. Sizi böyle görmek ne güzel.
Yeni imajınızı da çok beğendim. Hoşunuza gittiyse beni görmeye yarın akşam da devam edebilirsiniz. Tabii eğer bir planınız yoksa. Anlaşılan sizin var. Sadece siz evet dersiniz. Böylesine hayat dolu birine nasıl hayır derim? Buyurun. Geçmiş olsun. Nasılsınız? Ben Gülçin. Yani kanı veren Gülçin. Teşekkür ederim kızım. İyiyim. Sen Cem'in arkadaşısın değil mi? Evet, aynı okuldayız. Kızım, sen benim hayatımı kurtardın ama senden bir şey daha rica edeceğim. Ne demek? Tabii, yapabileceğim bir şeyse hemen. Bunu sakla. Çok önemli. Hayat memat meselesi. Yani ölüm kalım meselesi. Peki bunu ne yapacağım? Sonra bunu senden alacağım. Baba, iyi misin? Gülçin, iyi misin? Hepimizi çok korkuttun. İyiyim oğlum, iyiyim. Ben de arkadaşınıza teşekkür ediyordum. Geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Arkadaşınıza iyi bakın. Sakın başına bir şey gelmesin. Kendisi benim için çok değerli. Sen merak etme baba. Nasıl ya? Şimdi yanımıza getirdiğimiz CD'leri kullanamayacağız mı? Anlatamadım galiba. Buradaki şarkıların hepsi MP4 video. Ajan, biz hepsini düşündük. Bu audio track, bu wav, bu çok kanal MP. Bu MP3, bu MP4, bu MP4 video. Hangisi okutmak istiyorsun al. Hangisi canını çekiyorsa al koy okut birini. Ama beni okutma kardeşim. Patronla konuşmam lazım. Benim ihtisas alanım devreye girdi. Şimdi sen patronla konuşmadan bir konuşalım seninle. Buraya bu gece kaç kişi gelir tahminen? 25-30. 25-30. Ciron ne olur sence? Öyle genel. Belli olmaz ama 1500-2000 yeterli olur. Sen niye böyle vergi memuru gibi sorular sorup duruyorsun? Şimdi bak, bizim bu ajan kardeşimiz heves etmiş. Kendi besteyle kız arkadaşlarımıza sürpriz yapmak istiyor. Biz de bu küçük odalara sıkışmayalım istedik. Burada böyle rahat rahat, ferah ferah şarkılarımızı söyleyelim istiyor. Biz bize yani. Anladım sanırım. Yok yok, anlayışlı bir arkadaşsın sen. Al bakalım. Buyur. Tamam. Ajan kaç para verdin oğlum? Çok mu verdin? Biraz fazla be abi. Öyle mi? Bir saniye. Şu paranın açamadığı kapı var mıdır acaba? Var tabii. Ben paraya hayatta itibar etmem. Basit. Çok param vardı ondan. Metaliksiz olsaydın görürdüm seni. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Hoş geldiniz Alev Hanım. Önce beyefendininkini alsana şekerim. Özür dilerim. Burayı çok seveceksin. Sıcak, romantik, harika bir yer. Sen öyle diyorsan. Geç hayatım. Geç. Geç otur. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Otursana şekerim. Aa, lütfen. Önce sen. Bora, otur dedim. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne alırsınız? Kırmızı şarap alırız, değil mi şekerim? Sen nasıl istersen. Arzu ettiğiniz özel bir marka var mı? Şarap menüsünü getireyim ister misiniz? Yo. Şekerim, en pahalı şarabınız hangisi ise onu getirin. Tabii efendim. Ne gerek var? Aa, Boracığım lütfen, sakın çekinme. Bu gecenin mükemmel olmasını istiyorum. Hı?
Bunlar da telsiz mikrofonlarınız. Her şey hazır. Şimdi şu gördüğünüz ekranda... Anlaşıldı, anlaşıldı. Teşekkür ederiz. Geri kalanı biz çözmeye çalışırız. Başka bir şey isterseniz ben içeride olacağım. Teknisyen arkadaşımız da kabinde. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Oğlum iş oğlum. Ne işimiz var bizim burada ya? Ne var ya, fena mı oldu? Kurtlarımızı dökeceğiz işte. İyi de bir şarkıcıyız. Karaoke bar amatörler gider. Nihayet Gülçin, kendine de unuttun. Ya karaoke'de elinden mikrofon alamadığımız sensin. Tamam o zaman, hadi söyleyelim. Hadi 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 hadi. Geldiler geldiler. Hadi. Hadi hadi hadi. Nefes bile almak zor. Her şey indi. Yalan. Göz görmez başkasını. Sen de ver. Elmanın iki yarısı. Güler ömür uyar. Yalan. Yalan. Şimdi gördüm gerçek yüzünü. Ay. Gül açan çiçekler biz. Yalan. Yalan. Nasıl? Bir şey hatırlayabildin mi? Hatırlamaz mıyım? Demiştim sana abicim. Ne hatırladın Gülçin'cim? Yağmur ormanlarını. Hani böyle fil sürüsü birden saldırıya geçer ya. Aynen öyleydi. Ayıp oluyor ama o kadar hazırlık yaptık. Allah'tan bu hazırlanmış haliniz. Tamam. Moral bozmak yok. Daha birinci şarkı. Yeni ısınmaya başladık. Diyaframımız açılacak oğlum daha. Baba iki şarkı yolla. Yolla usta. Her şey yolunda mı? Mersi, her şey çok güzel. Ana yemek siparişinizi alalım efendim. Ya, verelim değil mi şekerim? Verelim. Buyurun. Siz de buyurun. Paella, patucani patlıcan, ıstakoz, lagosta, siciliana. Tabii efendim. Siz efendim ne alırsınız? Ben de... O da aynısından istiyor. Ben de onun da dediklerinin aynısından alayım bari. Peki, hemen getiriyorum. Ne güzel değil mi? Baş başa harika bir yemek yiyoruz. Ya, çok güzel. Bu gecenin şerefine içelim şekerim. İçelim. Ama ay bilmem ki. Dur bakalım. Söz vermiyorum ama bizimkiler ekebilirsem. Aa! Çok ayıp, duymamış olayım bunu. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Ay, ben de. Kimdi o? Hiç, teyzemin kardeşinin kızının arkadaşı. Senin bir tane teyzen yok muydu? Evet. Yani bu durumda teyzenin kardeşinin kızı sen oluyorsun. Aa! Öyle dedi yani, diyebilirim.
başladı hadi. Şey, yoksa rüya mı? Tam mutlu oldum derken yıktım bütün dünyamı. Ben bu dertten ölürsem söyle küçük bey, hiçbir kalbin sızlamaz, olmaz böyle şey. Efendim hocam, yarın 10'da geliyorlar. Harika. Peki nerede toplayacağız çocukları? Tamam, anladım. Çok teşekkürler, iyi geceler. Aa, şaka yapıyorsun. Ne zaman? Ben de çok özledim seni. Hadi ya. Tabii. Bizde kalırsın. Yer mi? Ay ne var canım? Beraber yatarız. Hiç mi yatmadık? Tamam, görüşürüz. Ne oldu? Yoksa yine kuzenin mi geliyor? Ay yok canım. Liseden bir arkadaş. Yarın gece bizde kalacak. Kimin nesi bu kız? Ne kızı? Kız olduğunu da nereden çıkarttın? Eren. Beraber yatarız dedin ya. Aman. Kerem çok samimi arkadaşımdır. Alışığız biz. Kerem mi? Hadi bak, şarkı bitiyor. Hadi yürü, içeri gidelim. Eren. Kaçtım kaçtım kurtulamadım. Bir türlü silemedin aklımdan. Bıktırdın düşemedin yakamdan. Aşk kızı mısın? Aşk kızı mısın? Seni sildim telefon defterinden. Adımın üstünü hep karaladım. Yüzünü görmekten çok sıkıldım. Nereye gitsem peşimdesin sen. Üf üf sıktın artık sabrımı taşırdın artık. Sakız gibi yapıştın da tadını kaçırdın artık. Üf yeter, üf üf yeter. Yoksa sen aşkın sıkıldık sana anlatamadım. Kaçtım kaçtım kurtulamadım. Bir türlü silemedim aklımdan. Bıktırdım düşemedim yakamdan. Kaçırdım. Kaçtım kurtulamadım. Bir türlü silemedim aklımdan. Bıktırdım düşemedim yakamdan. Kaçırdım. Ne oldu, işini hatırlayabildin mi bir şeyler? Neyi? Sevgilim olduğunu. Ya niye taktın sen bu sevgili meselesine? Arkadaşım olmak sana yetmiyor mu ya? Ama biz sevgiliyiz Gülçin. Doğru mu kızlar? Yo. Gördün mü? Ya kızlar, manyak mısınız? Yapmayın böyle şeyler. Bak Yasemin, kalbimi yenecek sonra. Ay beni hiç karıştırma ben. Kendi işini kendin hallet. Evet. Evet abicim. Yasemin'i bu işe karıştırmaz mısın? Eğer birini karıştırmak gerekirse beni karıştırabilirsin. Ajanlar siz söyleyin bari. Niye abi? Abi? Sevgili olduğumuzu. Emre. Emre. Hayır. Yok. Alçaklar. Aman tuvalete gidiyorum. Ben de. Nereye be? Sarışın benim abi. Tamam, haberiniz olsun. Geliyorlar.
Merhaba. Demin şarkı söyleyen harika sesli kız sen miydin? Dışarıya kadar geliyor muydu sesimiz? Sadece dışarı mı? Kalbime kadar geliyordu. Ay! Bunlar mı? Bunlar mı? Herhalde. Bunu bana bayatlı canım. İkile bakalım. Ne diyor bu ya? Ya ay çok ayıp. Ay kusura bakmayın çocuklar. Yasemin öyle demek istemedi ya. Ne oluyor ya? Çocuklar geliyor, çaktırma. Geliyorlar, geliyorlar. Oğlum oğlum siz çok çirkin. Ne oluyor burada? Hiç, ne olacak? Ne diyor bu ya? Allah kim bunlar? Şey, bilmiyorum, tanımıyoruz. Madem tanımıyorsunuz, ne diye rahatsız ediyorsunuz kızları? Hop hop, bize mi dedi, size dedi. Yok ya. Basın gidin akşam akşam attırmayın kafamı tasını. Yok ya, attırsak ne olur lan? İşte bu olur. Gel buraya.